Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? 30 kilometre yarışına başladık. Uludağ Ultra'dayız. Tabii yarışa başladık 3 kilometre oldu. İnanılmaz bir rüzgar ve serin bir hava var. Yarışın ilk 1800 metresi asfalttan geçti. Sonra tırmanışa başladık. Sadece asfalt kısmı tırmanıştı. Şöyle bir yoldan gidiyoruz, bakın aşağıya. Ya Uludağ'ı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir parkur. Eldiven taktım, bayağı soğuk ama serin. Bakalım öyle gidiyoruz. Neler olacak göreceğiz. Hadi bakalım. Bravo. Üçüncü kilometrede single track başlıyor şöyle. Arkadaşlar buraya kadar hızlı gelmek isteyebilirsiniz. Çünkü ya arkada kalırsanız epey bir trafik çekeceksiniz. Dede. Aha, koş. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar şu an 3,5 kilometre civarı oldu. Ben biraz o kalabalıktan sıyrıldım. Şöyle. Single track'te biraz inişler, biraz çıkışlar. Koşmaya devam ediyorum. Araya girince iyi oldu, rüzgar biraz kesildi. Evet, 4. kilometre. Bravo Sadık. Ulan ekipi topladım abi. Parmak ucuyla korkmadan, parmak ucuyla. Hadi gel. Şöyle bir bakalım. Daha çok kayalara basın. Hadi. Geldim. Bir yandan çekiyorum. Sağlık seversin video. Evet arkadaşlar, 4. kilometreden aşağı doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi devam edelim. Aferin Sağlık. Aa, yakaladım lan. Çok iyi. Arkadaşlar ultramaratoncuların hası Sağlık yanımızda. Kameraları çok sever kendisi. Kamera görünce koşasın gidiyor. Aynen. Tıkır tıkır gidiyoruz. Hadi bakalım, güzel, keyifli. Muhabbet edeye de mesafeler geçmiş arkadaşlar. 5,5 kilometre olmuş. Olmuş mu o kadar? Şöyle bir zeminde gidiyoruz. Arkamda Sadık var. Ben varım. Çok güzel. Epeydir neredeyse single track'teyiz. Ama böyle rahat bir parkur şurası. Şu an yani. Geçeceksen geçersin öyle. Tıkır tıkır gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu ağacı göstereyim dedim size. 6200. Bu arada videoda anlatmıştım. Uludağ'da şey çok değişken. Hava durumu, şartlara uygun bütün malzemeleri getirin diye. Bak mesela eldiven getirdik, bayağı işe yaradı yani. Ben hala üşüyorum mesela. Arkadaşlar 8. kilometredeyiz. Fırat var yanımızda. Merhaba. İyi misin? İyiyim, sen? İyi vallahi, her şey yolunda. Güzel gidiyor. Evet, 8'de biraz tırmaşa denk geldik. Burası zaten kamp alanının sarı alan mıydı? Neresiydi burası? Kamp alanının olduğu yere geldik. Şurada biz bir kamp yapacaktık da. Acayip çadır kent gibi burası. Böyle gidiyoruz. Güzel. Hava ısınmaya başladı. Şimdi içeride çok rüzgar etmiyor. Bakalım açıkta esecek mi? Göreceğiz. Evet. 8. kilometrede şöyle kilit taş yola çıktık. Şu an 8250. Orada şurada. Hemen geride su ve soda istasyonu var. Tekrar şimdi. Toprak yoldan patikayı da aldık. Hava dediğim gibi dışarı çıkınca tekrar esmeye başladı. Yani esince soğuk. Böyle de bir bilgi. Biraz geniş, tozlu bir toprak yoldan sonra 9. kilometreye tekrar arazinin içine giriyoruz. Şöyle. Hafif bir çıkışta başlıyor.
Şu an tam 9. kilometre arkadaşlar. Arkadaşlar 9.800 arası böyle single track'ten geçtik. 9.800'den şöyle bir 100 metre falan topraktan gidip sonra tekrar patika gideceğiz. Şöyle. Biraz rüzgardan epey tozlar var. Hemen bir 200 metre patikadan koştuk. Sonra yolun diğer tarafına geçip tekrar şöyle geniş bir yola girdik. Şu an 10.100 mesafemiz. On birinci kilometredeyiz. Şöyle birazcık tırmanışlarımız var. Sonra birazdan inişe geçeceğiz. Neredeyse 12 kilometre oldu. Şöyle bir yollardan gidiyoruz. Şimdi biraz inişe doğru geçtik. Teknik bir iniş. Şöyle size göstereyim. Güzel güzel gidiyoruz. Gayet sürelerinde yerinde. Bakalım nasıl bitecek yarış. Merakla bekliyorum. Sizi video çekin, YouTube'da izlersiniz. Eyvallah, teşekkür ederiz. İsim neydi? Kudret benim ismim. K ile. Teşekkür Bravo. Ederiz. Başarılar diliyoruz. Çok güzel uludağdan çok keyif alıyoruz. İlk defa geldik ama 12. kilometrede bayağı keyifliyiz şu an. Keyifli, süper. Başarılar herkese. Valla. İzmir'den giriyoruz. Alpay bizim takımımız. Seni de destekliyoruz. Harika. Süpersiniz. Hadi bakalım. Teknik iniş vardı. Oraya geçtik. Şimdi yine parkta hemen önde. Yine gidiyor aşağı. Ne kadar güzel yer. Ne kadar güzel yer. Merhabalar. Güzel tozlu. Bayağı tozlu. Bravo. Güzel inişlerdeyiz. Arkadaşlar 17. kilometredeki manzarayı görmeniz lazım. Şöyle. Herkes manzarayı çekiyor. Bursa'ya hakimiz. Şu an gerçekten çok güzel bir inişteyiz ama biraz taşlık olduğu için epey kayıyor. Çok dimdik bir iniş yani. Şu aşağıdaki köye gidiyoruz. 17.300 mesafe. Şapkam da az bakkal. Evet arkadaşlar, Laz Bakkal şapkamı çıkarttım. 18. kilometredeyiz. 17.5 civarı biraz geride CP vardı. CP'de biraz beslendik. Şimdi artık yarış devam ediyor. CP'den sonra biraz çıkış vardı. Şimdi biraz düz bir yola geldik şöyle. Güzel gölge bir patikanın içindeyiz. İyi esiyor burası da. Böyle gidiyoruz birazdan.
sağlam tırmanışlarımız başlayacak. Evet arkadaşlar, 20. kilometreye geldik. Şöyle. Teknik bir parkura geçtik. Bakalım parkur böyle ne kadar devam edecek. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Mükemmeliz. Epey de tırmanıyoruz. Bravo. Arkadaşlar şu an 22. kilometre. Son başladığım 20. kilometreden 2 kilometredir. İnanılmaz bir tırmanış var. Şimdi şöyle bir su geçişine geldik. Tırmanış devam edecek. Şöyle bir su tadilip biraz dinleneceğim. Bayağı beni çarptı bu tırmanış. Kırdı. Ne habersiniz bakalım. Arkadaşlar şu an 24 kilometre civarı oldu. Son 4 kilometredir. İnanılmaz bir şekilde tırmanıyoruz. Neredeyse dimdik bakın. Buralar biraz daha iyi düşünüyor. Bir tane çeşme gördük. İkisinden de su içtim. Parkurun burası gerçekten zor. İlk 20 kilometre 2,5 saatte geçmişim. Şu an 4 kilometreyi 1,5 saatte geçtim düşünün. Bilmiyorum ne kadar zamanı bitecek. Bu bir dram. Nasıl gidiyor? Çok zor bir yokuştan çıktım. O nedir öyle? Bize göre değilmiş. İyi görünüyorsun ya. Ne yapayım? Son 5 tek 5 kilometre bitse de kurtulsam. Hadi bakalım, bravo. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi. Vlog'da izlersen hatıra kalsın. Tamam, hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar. 27 kilometre oldu. Biraz önce bir CP vardı 26. kilometrede. Oraya geçtik. Orada biraz beslendim. Son 3 kilometre kaldı. Yarış güzel güzel gidiyor. Bravo. Arkadan gelenleri de şöyle görüntüleyelim. Kolay gelsin. Sağ olun seni. Bravo. Evet, dediğim gibi son 3 kilometre mıngır mıngır gidiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Parkurun kırıcı yerine geçtiğimden sonrası daha sakin, daha koşulabilir falan. Şöyle. Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Kanala abone oldunuz mu? Şu an bildirimleri açtınız mı? Çin deri. Yine ormanda deli gibi konuşuyorum kendi kendime. Destek ekibi olarak. Son kilometre. Bir dakika ya, bak bitince bu da var. Oo, harikaymış. Bitince tatlı da hemen, var. Hemen dönüyorum. Dönüp geliyorum. Bravo. Şöyle seni de. 29, 11. Çekeyim. Bravo, bravo. Hele seni çekeyim. Şimdi nasıl geçti yarışı? Kanalıma hoş geldiniz. Senin nasıl geçti? Kudretçim 30 nasıldı? Çok zordu. Fotoğraf çektin mi? Kardeşim büyük ekler. Ben videoyu çektim Kudretçim. Francis Putin! Francis Putin geliyor işte burada o gülen yüzüyle. İkincimiz Oğuzhan Emre Singer oluyor. Ve biliyorsunuz bu yarışta bir dünya şampiyonu bizlerle birlikteydi. Bu evet 66K'ya katıldı. Kocaman alkış istiyorum. Pau Capel! Evet! Pau, congratulations! İkincimiz Kumsal Pınar Gözü ve birincimiz Beyza Güzel! Evet! Üç
çıkardığı sporcumuz da geliyor işte. Buraya çıkan herkese kocaman alkışlar verelim. Harikasınız, enerjiniz hiç bitmesin. Erkeklerde de parkur rekoru var, evet, 16K'da. Gözümün içine bakıyor, beni de söyler misiniz? Tabii ki söylerim. Büyük bir gurur bu çünkü. Evet, hem kadınlar hem erkekler de 16K'da. İşte parkur rekortmenleri burada. Harikasınız. Harikasınız, enerjiniz hiç bitmesin. Evet. Engelli öğrenciler tarafından üretilmiş. Hepsi farklı, hoş böyle, geldiniz. Unik yani. Oo, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için, bizlere vermiş olduğunuz tüm destekler ötürü biz teşekkür ediyoruz sizlere. Evet arkadaşlar, kapanışımıza hoş geldiniz. Bu biraz açılış gibi oldu, burası çok güzel. Otelin girişinde şöyle bir yer bulmuşken çekeyim dedim çünkü dışarısı inanılmaz rüzgarlı. Güzel bir 30 kilometre parkur koştum. Zaten videolarda izlediniz, çok keyifliydi. 20. kilometreden sonra çok inanılmaz bir tırmanış vardı. Yani ben aslında böyle parkurları çok sevmiyorum. Hep in sonra çık. Biraz böyle zor. Yani ilk o 20 kilometreyi geçtiğim süreden ikinci 10 kilometreyi geçtiğim süre daha fazla. Bayağı zorlandım orada. Yani böyle şey, biraz buranın tabii yüksekliğinden de fark eden işte oksijen kapasitesi vesairesi gibi şeylerden dolayı. Güzel bir organizasyon oldu. Çok rüzgarlıydı bu sene hava. Geçen sene biraz daha böyle kapalı ve bulutluydu. Yağmur da yağdı hatta yarıştan sonra. Bu sene de rüzgar vardı. Her sene değişken yani. Uludağ'a geldim, her sene aynı şeyi çekmiyorsun. Farklı farklı şeyler görebilirsin. Kar da yağabilir, bilemiyoruz. İşte ödül töreninde falan her şeyimizi hallettik. Akşam bir konser vardı zaten, onu da görüyorsunuz şu an. Videoda gördünüz. Güzel, keyifli bir şekilde koştuk. Bundan sonra hedef Tuz Gölü yarışımız var. Tuz Gölü Ultra'da olacağız. Orada 80 km koşacağım. Arada antrenmanlarla devam ediyoruz. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çinleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.